Fransızlar pencerelere, balkonlara çıktı, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. Fransa, İtalya ve İspanya'dan sonra Avrupa'da en çok virüs vakasının görüldüğü ülke. Güney komşularından sonra Fransa'da karantina kararı aldı. 67 milyon eve kapandı. Kararın ardından sokaklar boşaldı. Turistik meydanlar güvercinlere kaldı. Fransız Sağlık Bakanı Olivier Véran, karantinanın sonuç vermesi için 8 ila 14 gün geçmesi gerektiğini söyledi. İspanya'da da karantina uygulaması sürüyor. 47 milyon İspanyol cumartesiden bu yana tecrit altında. Halkın sadece işe, markete ya da eczaneye gitmesine izin veriliyor. Restoranlar ve kafeler kapalı. Madrid'de tecrit altındaki insanların imdadına bisikletli ve motorlu kuryeler yetişiyor. Kuryeler kendilerini riske atıp gece gündüz evlere servis yapıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez parlamentoda koronavirüs konuşması yaptı. Sánchez neredeyse boş salona konuştu. Virüs tedbirleri nedeniyle oturuma 28 milletvekili ve 5 bakan katıldı. İtalya'da karantina uygulaması 12 Mart'ta başladı. 8 günde vaka sayısı 2'ye, ölü sayısı 3'e katlandı. Sayılarda azalma olmazsa karantinanın uzatılması gündemde. Belçika'da karantina uygulamasına başladı. Avrupa Birliği kurumlarına da ev sahipliği yapan ülkede insanların hareketleri 5 Nisan'a kadar kısıtlandı. İngiltere'de de yeni adımlar var. İskoçya ve Galler'de Cuma'dan itibaren okullar tatil edildi. Başbakan Boris Johnson günde 25 bin kişinin test edildiğini söyledi. Almanya'da da testlere ağırlık veriliyor. Görüntüler Oberhaus kentinden. İtfaiye ve Kızılhaç yollara mobil test istasyonları kurdu. Sürücüler test ediliyor.